İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Karin Erzurum'da 3000 yıllık Urartu Kralı Menua'nın çivi yazısını yok etmeye çalıştılar. ABD Temsilciler Meclisi Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıdı. Zarif, İran birliklerini Suriye'den çekme niyetinde değil. Türkiye Dışişleri Bakanlığı birliklerini Suriye'den çekme koşullarını açıkladı. Kudüs Ermeni Mahallesi'nin Sırları adlı kitap yayınlandı. Paradise Gate, Cennet Kapısı adlı film dünya çapında yayınlanması için adımlar atılıyor. Batı Ermenistan'ın Karin Erzurum şehrinin Horasan ilçesinin Yazıltaş köyünde bulunan 3000 yıllık Van Krallığı dönemine ait bir çivi yazısını usturayla kırmaya çalıştılar. Tarihi eserin her an hırsızlar veya vandallar tarafından patlatılabileceğini belirten Profesör Alparslan Ceylan, yetkilileri harekete geçirmeye çağırdı. Bu bölgede araştırma çalışmaları yapan Ceylan, köyü ziyaret etti ve tarihi anıta karşı vandalizm vakasına tanık oldu. Ona göre bu eylem defineciler tarafından veya Batı Ermenistan'ın tarihi izlerini yok etmek isteyen bir grup tarafından yapılmış olabilir. Bu çivi yazısının sonunda şöyle yazıyor: bu yazıyı kim imha ederse tanrılar tarafından lanetlenecek. Ceylan, bence bu yazıyı imha etmek kimsenin yararına değil, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıyan 296 sayılı kararı oyların ezici çoğunluğuyla kabul etti. Yasama Meclisi'nin iki kanadı Cumhuriyetçiler ve Demokratların önerdiği belgeye 405 kongresmen lehte oy kullanırken sadece 11 kongresmen aleyhte oy kullandı. 3 kongresmen ise çekimser kaldı. Kararın ortak yaratıcısı Ermeni Sorunları Komitesi eş başkanı Adam Şif yaptığı açıklamada bu 19 yıldır beklediğim ve on binlerce Amerikan Ermenilerinin 10 yıllardır beklediği bir oylamaydı, dedi. Temsilciler Meclisi en son 30 yıldan uzun bir süre önce 1984'te böyle bir belgeyi kabul etti. Ancak inisiyatif Senato tarafından onaylanmadığı için yürürlüğe girmedi. Armen Press tarafından verilen bilgiye göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif yaptığı açıklamada İran'ın Suriye hükümetinin izni süresince askeri birliklerini Suriye'den çekme niyetinde olmadığını ifade etti. Zarif, Cenevre'de gerçekleşen bir basın toplantısında İran ve Rusya Suriye hükümetinin daveti üzerine Suriye'de bulunuyor ve Suriye hükümeti ve halkı orada olmamızı istediği sürece orada kalmaya niyetliyiz, dedi. Interfax'ın aktardığına göre Zarif, petrol sahalarının bulunduğu bölgeleri kontrol altına almak için Suriye'de askeri varlığını sürdüren Amerika Birleşik Devletleri'nin niyetini eleştirdi. RIA Novosti Ajansı'nın belirttiğine göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hükümet birlikleri kendi topraklarını teröristlerden tek başına koruyabilinceye kadar Türk askerlerinin Suriye'de kalacağını açıkladı. Çavuşoğlu, Rusya ve İranlı meslektaşları ile yaptığı görüşmeler sonrasında verdiği briefing sırasında, zamanı gelince ve bu siyasi sürecin sonunda Suriye rejimi ülkesini koruyabildiği ve kendi topraklarında terör örgütlerini etkisiz hale getirebildiği zaman ülkenin bütünü Suriye'ye devredilecek. Çünkü orası Suriye'nin topraklarıdır ve biz o ülkenin toprak bütünlüğünden bahsediyoruz, dedi. Kudüs Ermeni Patrikliğine bağlı Rahip Goryun Bagdasaryan'ın yazdığı Kudüs'ün Ermeni Mahallesi'nin Sırları adlı ilk kitabı yayınlandı. Bir yıl boyunca yazılmış olan bu kitabı okuyanlar Ermeni Kudüs'ün ve orada yaşayan Ermenilerin izleri hakkında ilginç ve dikkat çekici hikayelerle tanışacaklar. Kitabın tarihine atıfta bulunan Rahip Goryun Bagdasaryan neredeyse 17 yüzyıldır Ermeni Kilisesi'nin kutsal topraklarda özellikle Kudüs'te ve çok önemli şehirlerde bulunduğunu ve o sırada çok önemli misyonu yerine getirdiğini ifade etti. Kitap ilk önce bu misyona odaklanıyor. Yüzyıllar boyunca kutsal topraklarda zengin tarihi ve kültürel manevi miras yaratmış olan Ermeni Kilisesi halka düzgün bir şekilde sunulamamıştır. Rahip, bu kitap vasıtasıyla bahsedilen Ermeni mirasına atıfta bulunarak Ermeni halkına ve yabancılara erişilebilir hale getirmeye çalıştı. Kitap İngilizce ve İbranice'ye çevrildi.
Toplam 60 öykü içeren 2. ve 3. bölümlerinin gelecek yıl yayınlanması planlanmaktadır. Paradise Gate, Cennetin Kapısı filminin dünya çapında dağıtımı için sıradaki adımlar atıldı. Yönetmen Civan Avedisyan ve Alman ortak yapımcıları filmi Evip çerçevesine sundu. Filmin Facebook sayfasından 59 ülkeden sunulan 150 teklifin arasında yalnızca 28'inin seçildiğini öğrendik. Yüksek kalitesi, tarihin eşsiz sanatsal yorumu ve prodüksiyonların çeşitlilik ile seçim komisyonunun dikkatini çeken Cennet Kapısı da dahil oldu. Civan Avedisyan, Alman ortak yapımcılarla birlikte Evip'te filmi farklı dillerde kopya yapmak için katılımcı distribütörler, satış temsilcileri ve post prodüksiyon şirketleriyle görüşmelerde bulundu. Evip, Cennet Kapısı filminin dünya çapında yayınlanmasının yeni bir yoludur. Cennet Kapısı filminin galası Ermenistan ve Arsak Cumhuriyetlerinde bu ay gerçekleşti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agung adlı topluluk tarafından seslendirilen Gıdriç Davu adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.